Champion. Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz yenilenen fırtına obüsü. Şimdi sizinle birlikte karşılaştırmalı şekilde yenilemelere göz atacağız. Sonrasındaysa daha ne kadar ve nasıl gelişebilir gibi sorulara da yanıt arayacağız. Başlayalım. Fırtına obüsü, Türk savunma sanayinin seri üretim olarak yaptığı en başarılı projelerden biri. Toplama Fatih obüslerinden bu noktalara kadar uzun zaman geçti. Şimdi ise bu obüsün gerçekten hak ettiği yere gelme vakti. Yılların tecrübesi, görülen eksikleri ve artan istekler doğrultusunda Fırtına 2 geliştirildi. Üstelik diğer projeler gibi çizildikten, prototipi yapıldıktan sonra seri üretime sokulmak için 5 yıl bekletilmedi. Sözüm meclisten dışarı. Geliştirildi, denendi, seri üretimi başladı. Peki Fırtına 1'de olmayıp 2'de olan ne var ve bu yenilikler ne işe yarayacak? İncelemeye başlayalım. Fırtına 1'in en büyük sıkıntısı atış hassasiyeti ve mesafesiydi. Atış hızı da biraz düşük ama bu küçük bir problem. 5 obüs yan yana getirilip kolayca çözülebilir. O yüzden en büyük problem hassasiyet. Ne kadar ayarlamaları, açıları tam olarak yapsanız da nihayetinde bu bir obüs sistemi. Mermilerin iyi ihtimalle 10 metre kadar sapma payı olabilir. Bunların önüne geçmek için Fırtına 2'ye yeni nesil atış kontrol sistemi, elektrik tahrikli kule ve akıllı mühimmat ateşleme kapasitesi eklendi. Daha öncesinde içerisinde kullanılan atış kontrol sisteminin 2000'lerin teknolojisiyle üretildiğine dikkat çekmek isterim. Artık daha keskin ve hızlı hesaplamalar yapabilecek. Hesaplamalar sonrası elektrik tahrikli kulesi sayesinde de namlusunu daha hızlı hedefine doğrultup ateşini yapabilecek. Öncesinde Fırtına 1'de hidrolik kule sistemi vardı. Hem yavaştı hem de son derece tehlikeliydi. İçerisindeki sıvının kolayca tutuşmasıyla alev alıp mühimmatının patlamasına sebep olabilir. Elektriğin gelmesiyle bunların önüne geçilmiş oldu. Bir de yenilenen akıllı mühimmat atabilme kapasitesiyle nokta atışı yapabilecek. Normalde hassasiyet gerektiğinde jetler ve insansız hava araçlarından atılan akıllı bombalar, füzeler devreye girerdi. Bunlar da büyük maliyetler. Şimdi ise lazer işaretlemesi yapılarak akıllı mühimmatın küçük düzeltmeleri sayesinde santimetre seviyesinde kesinliklerle hedef vurulabilecek. Üstelik yeni mermilerle 40 km olarak belirtilen menzil 60 km'lere kadar yükseltilebilir. Örnek olarak Amerika'nın yaptıkları mermiler 80 km seviyesinde. Hedefleri bunu 100'e kadar çıkartmak. Fırtına 2 bu teknolojilerin de önünü açacak gibi. Bakalım biz neler yapacağız. Sıradaki yenilenen özelliği otomatik doldurma sistemi ve namlusuna takılan ısı gizleyici kılıf. Fırtına 1'de yarı otomatik bir doldurma sistemi var. Atışını seri bir şekilde yapabilmesi için bir askerin desteği veya şu anda ekranda gördüğünüz doldurma sistemi gerekli. Sadece bu şekilde görevini ve yeteneğini tam anlamıyla yerine getirebilir. Yeteneğinden kastım arka arkaya yaptığı 3 farklı açıdaki atışın hedefine aynı anda düşmesi. 3 obüsün görevini tek başına yerine getirmesi. Bu şekilde dakikada 6 ila 8 atış yapabiliyorken artık 18 atış yapabilecek. Yenilikleriyle kalite olarak dünya seviyesinin ileri gelenleri arasında. Atış hızı olarak Rus ve Amerikalı rakiplerinden önde, Alman PZH-2000'lerle denk durumda. Bir de namlusuna eklenen ısı gizleyici kılıf sayesinde ordu seviyesinde savaşlarda yer tespitinin yapılması daha da zor olacak. Ordu değil de teröristler tespitini yapıp saldırırsa da yeni eklenen uzaktan komutalı atış sistemiyle kendini savunabilecek. Yani çok da savunma yapamaz ama hiçbir şey olmamasından iyidir. Son olarak önemsiz gibi görünen ama en az diğerleri kadar önemli bir sistem daha var. Klima. Fırtına 1 için eklenmesi sürekli istenmişti ama bir türlü eklenemedi. Kısmet 2'yeymiş. Şöyle ki kışın buz kesen, yazınsa üstünde yumurta pişirilebilecek durumda olan bir metal parçasının mürettebatının görevini aksatmadan devam edebilmesi için klima çok gerekli bir ihtiyaç. Fırtına 1'de buna katlanan mürettebatın cidden ellerinden öpmek lazım. Gelelim üretim ve ihracat kısmına. Sadece ordumuz için yeni obüslerden 140 adet üretilecek. Bu aydan itibaren 1 yıl içerisinde 30 adedi kara kuvvetlerimize teslim edilecek.
Üretim kolaylığı sağlandıktan sonra yıllık sayı tabii ki artacaktır. Hatta 140'la da kalmaz, ilk teslimatlardan sonra hem silahlı kuvvetlere hem de yurt dışına ihracat amacıyla çok daha fazla sayıda üretilir. Zamanında fırtına birim motorunu Almanya'dan aldığımız için ihracatta önümüze büyük engeller koymuşlardı. Azerbaycan parasını vermesine rağmen Almanya'dan izin çıkmayınca obüsler gönderilememişti. Özellikle Suudi Arabistan'a milyonlarca dolarlık satış yapılacaktı. Artık yeni modelde böyle bir sorun da kalmadı. Yerli motorumuz tamamlanana kadar Ukrayna'nın ürettiği motor kullanılacak. 1000 beygir gücünde olan bu motor için de ihracat konusunda garantiler alındı. Üstelik ortada çok daha gelişmiş bir ürün olduğu için bu sefer başka ülkelerden de istek olacaktır. Maliyeti fiyatı biraz artsa da buna değeceği için yine satışı yapılır. Gelelim sırada en başta söylediğim diğer sorumuza. Fırtına sistemi daha ne kadar veya ne yönde geliştirilebilir? Öncelikle şunu belirtmek isterim. Namlu çapı, uzunluğu veya barut miktarı gibi ayrıntılar ne kadar arttırılsa da bu sistemlerin gidebileceği yerlerin sınırları var. Barut tarzı tozların mermiye aktarabileceği enerjinin uç noktalarından bahsediyorum. Şu anda elimizdeki 40 kilometrede bir uç nokta aslında. Bu sayı sınırlar zorlanarak 60'lara kadar çıkartılabilir ama bunun üstüne çıkmak için daha farklı şeyler gerekli. 60'a çıkmak için de fırtına 3'te mesela Amerikalıların yaptığı gibi titanyum namlu eklenebilir. Titanyum obüsü hem daha hafif hem de daha uzun menzilli yapar. Tabii namlu, mermi, barut yani hepsinin tam oranlarıyla yine de son sınır 60 kilometre. Bu sınırı aşmak için şimdilik iki teknoloji var. İlki mermiyi füze şeklinde tasarlamak. Mermi özel kanatları sayesinde hem daha fazla gidecek hem de tam enerjisinin tükendiği yerde içerisinden ikinci bir ateşlemeyle kendisini daha da ilerletecek. Bu dediğim gibi Amerika gibi ülkeler tarafından çoktan kullanılmaya başlandı. Menzili 100 kilometreye kadar çıkartmaları için az yolları kaldı. Bir diğer geliştirme yöntemi ise elektromanyetik toplar. Şahin Blok 2 videosunda anlattığım gibi geleceğin silahları olan elektromanyetik toplar, mermilerini ayarlanabilir çok büyük enerjilerde fırlattıkları için menzillerinin ne kadar olabileceğinin şimdilik bir sınırı yok. Şahin bile şimdiden 40 kilometre seviyesinde. İleride kolaylıkla menzilini katlayıp eski sistemleri tarihe gömebilir. Bu toplara tek gereken büyük enerjilerini depolamaları için yenilikçi batarya sistemleri. Cidden şimdi bunu biz mi yapacağız demeyin, Rusya bile tam olarak işin içinde değilken biz Şahi üzerinde çalışıyoruz. Olur da batarya devrimi olursa Fırtına 5'i gerçekten elektromanyetik topla bile görebiliriz. Batarya gelişirken top da gelişeceği için belki bir gün o 150 km menzilli obüslere sahip olabiliriz. Umarım şu an fantezi olarak görülen bu düşünceler yıllar sonra gerçek olacak. Son olarak isim konusunda da değinerek yine bir efsane videoyla bitirmek istiyorum. Birçok yerde Instagram'da, sayfalarda, yorumlarda gördüm. İsminin Fırtına 2 değil de Fırtına 1 A1 veya 2 şeklinde olması gerektiğini söyleyenler var. Çünkü yeni adlandırmalar sistem tamamen yenilendiğinde yapılır. Ortada tamamen yenilenmeden ziyade güncellenen bir sistem var. Evet, tamam haklılar, adlandırmanın aslı o şekilde olmalı ama bu şekilde yapmak istemişler. Yani dostlarım, bunun için birbirine söven mi dersiniz, sistemi kötüleyen mi dersiniz? Bir adlandırma için bu kadar kalp kırmaya gerek yok. Ayrıyeten sizin de yeni obüsümüz hakkında görüşlerinizi almak isterim. Her yoruma cevap vermekteyim, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da Afrin'de tankımızın içinden çekilen, hareketli ve akıllıca taktikler kullandıkları efsane bir videoyla bitiriyorum. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sürücü hazır. El hazırım. Bekliyorum ne oğlum? Vur! Helal be işte bu kadar.